O kötü dediğin, beğenmediğin adam kadar olamadın. Ne yaptım ben ya? Ah Orhan, ah! Babaannesinin durumu ortadayken tuttun, çiftlikten çıkın dedin. Yıllar sonra yeniden kavuşmuşken Zeynep'i bir kez daha kaybedemem. Olmaz. Bu sefer olmaz. Kim arıyor? Orhan. Açmayacak mısın? Kızdırdı beni. Yine ne yaptı da kızdırdı? Anlaşmayı iptal etti. Etsin. Abla bari sen yapma. Merve anlatmış ona her şeyi. Bizim yüzümüzden oldu. Halil Bey biliyor mu peki bu yüzden iptal olduğunu? Yine her şeyi benden biliyor. Normal bir insan olsaydı git konuş derdim ama değil maalesef. Öyle. Neyse ki babaannem iyi. Tek tesellim o. Bunu duymamış olayım Eren. Ama Halil ben... Eren! Orhan'la tekrar konuşayım ne demek? Olan oldu artık. Ben o adamın ayağına bir daha gitmem. Kimseyi de göndermem. Eren. Biz neleri atlattık? Bize hiçbir şey olmaz evelallah. Kendimiz olalım yeter. Doğru söylüyorsun. Biz buluruz bir yolunu. Sen bana şu diğer işin mailini bir yolla. Bak ben neler yapıyorum. Yönlendiriyorum şimdi. Daldın birden. Bir şey yok. Mail? Tamam sen çık ben gönderirim sana. Tamam ama unutma. Ne istiyorsun? Halil Bey, sabahki tatsızlığı telafi etmek istiyorum. Anlamadım. Zeynep'le konuştum. Ona hak verdim. İş anlaşmasına devam etmek istiyorum. Böyle de siz de zarar etmemiş olursunuz. Anlaşma falan yok. Zarar da umurumda değil. Akla benim adıma konuşursun. Gel bakalım.
Biliyorum sıkıldın sen burada. Ama hiç merak etme, şimdi yeni evine kavuşturacağım seni. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Anlamadım, ne yapmışım? Bilmezden gelme. Sen beni o adamla nasıl muhatap edersin? O herif tekrar onunla çalışabileceğimi düşünmüş. Ama o iş o kadar kolay değil. Orhan anlaşmayı mı yenilemek istedi? Sen niye reddettin peki? Neden yaptın böyle bir şey? Neden mi? Sen beni hala tanımamışsın. Hem de hiç. Ben sadece yardım etmek istedim. Etme! Ne oldu? Yoksa seni babaanneni kapı önüne koyarım diye mi korktun? Aklımın ucundan bile geçmedi öyle bir şey. Havuz başında. Beni o adama şikayet etmedin mi? He? Tekrar konuşman da bu yüzden değil mi? Sırf sizi kapı dışarı ederim diye korktun. Sen ne zaman vazgeçeceksin? Beni sürekli haksız yere suçlayıp durmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Bir daha benim işime karışmayacaksın. Sadece senin zararını değil, bir sürü insanın emeğini düşündüğüm için. Yoksa onca mahsul, onca insanın emeği hiç olacaktı. Bana masal anlatma. Burası gerçek dünya. Ben sadece... Bir daha benim işime burnunu sokma. Aman da aman. Neler oluyor neler. Ablacığım. Ne oldu? Yok bir şey abla. Zeynep. Ablacığım şimdi işlerim var. Ben o gözyaşlarının sebebini biliyorum. Ne yapacağımı da.